Merhabalar sevgili gençler, SML Hoca YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte parabol çalışacağız, parabol konusunu anlatacağız. Umarım senin için yararlı bir video olur. Videoyu beğenmeyi unutma sakın diyelim ve başlayalım konumuza. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyen bir fonksiyonun grafiğine parabol diyoruz. Yani a sıfırdan farklı abc'de reel sayıysa, eğer ki senin elinde fx eşittir ax kare artı bx artı c biçiminde bir fonksiyon varsa, bu fonksiyonun grafiği bir parabol belirtiyor arkadaşlar. Şimdi ax kare parabolünü bir inceleyelim. Arkadaşlar x kare parabolümüz bu. Bu x kare parabolünde şöyle yaklaştırırsak, bakın x 1 için veya eksi 1 için ikisi de birden geçiyor. Bakın 1 için de eksi 1 için de parabolümüz birden geçiyor. 2 için de eksi 2 için de bakın şurası 2. Şurası eksi 2 olsun. Bunlar için de 2'nin karesi ve eksi 2'nin karesinden burası 4'ten geçer diyoruz. 3 için de eksi 3 için de 9'dan geçiyor. Bakın şurası sevgili gençler. Eksi 3 olsun. Şurası da artı 3 olsun. 3 için de eksi 3 için de kareleri 9 olduğu için bunların ikisi de 9'dan geçiyor diyebiliyoruz. Demek ki bu parabol dediğimiz şekil simetrik bir yapıya sahip arkadaşlar. Tablodaki noktaları yukarıdaki gibi birleştirerek y eşittir x kare parabolünün grafiğini elde ederiz. Ve ax kare artı bx artı c ikinci derece denkleminde a sıfırdan büyükse parabolün kolları daima yukarı doğru. Şimdi parabolün kollarından kastımız da şunlara parabolün kolu diyoruz arkadaşlar bakın. Şunlar var ya işte bunlar parabolün kollarıdır. Şu şekilde kollar yukarı, bu şekiller kollar aşağı doğrudur diyeceğiz. Peki a sayısının artması veya azalması parabolün kollarını nasıl etkiliyormuş onu bir görelim. Şimdi şu pembeyle gösterilen x kare bölü 2, maviyle gösterilen x kare, siyahla gösterdiğimizde 2x kare. Yani eğer ki parabolümüzün yani x kare, ax kare, burada a pozitifse arkadaşlar parabolümüzün x karenin katsayısı pozitifse azaldıkça parabolün kolları açılıyor, arttıkça parabolün kolları daralıyor arkadaşlar. Şu şekilde daralıyor. Tamam. Bunu bu şekilde aklımıza tutabiliriz. Pozitif ise büyüdükçe daralır, küçüldükçe açılır. Şekilden de görüldüğü gibi A'nın pozitif olduğu durumda A arttıkça parabolün kolları kapanıyor. Ayrıca A sıfırdan küçükse kollar aşağı doğrudur. Bunu da biliyoruz. Peki şunu inceleyelim. Bakın siyah eksi x kare bölü 2, mavi eksi x kare, pembede eksi 2x kare. Burada bunun katsayısı eksi 1 bölü 2, bunun katsayısı eksi 1, bunun katsayısı eksi 2. Hangisi daha büyük? Eksi 1 bölü 2. Demek ki burada büyüdükçe kollar açılıyor. Bakın açık. Küçüldükçe kollar daralmaya başlıyor. Demek ki matematikte genelde her kuralda olduğu gibi pozitif için verilen kuralların negatif için tam tersi çalışacak. Burada ne demiştik? Katsayı büyüdükçe kollar kapanır. Negatifken de katsayı büyüdükçe kollar açılır sevgili gençler. Şimdi sorumuza bir bakalım. Diyor ki bize yanda verilen şekle göre m'nin alacağı tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi m'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı derken bakın burada mx kare var. Şimdi eksi 5x kareden daha açık kollara sahip olup eksi 2x kareden daha kapalı kollara sahip olacak. Demek ki eksi 2 ya da eksi 5 küçüktür m, o da küçüktür eksi 2 diyeceğiz. Ve burada m'nin alabileceği değerler arkadaşlar nelermiş? Eksi 3 ile eksi 4'müş. O halde bunların toplamı sorulmuş. Eksi 3 ile eksi 4'ün toplamı eksi 7'dir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Şimdi şunlara bir göz atalım. Bunları fonksiyonlar dersinden de öğrenmiştik fonksiyonların son konusunda. Şimdi grafiği diyor y ekseninin pozitif yönde 2 birim yukarı kaydıralım. Hangi grafiği? X kareyi. X kareyi ben 2 birim yukarı kaydırırsam bütün fonksiyonun alacağı sonuçların hepsi de 2 birim büyüyeceği için x kare artı 2 fonksiyonunu elde ederim diyoruz. Bu da bir paraboldür. Şimdi eksi 2x kare ise eğer buradaki parabolümüz, ben bunu eksi 2x kare eksi 1'i çizeceksem 1 birim aşağı kaydırırım. Yani parabolün alacağı tüm değerler 1 birim küçülmüş olacak. O halde eksi 2x kare eksi 1 parabolünü elde etmiş oluruz diyoruz. Yanında grafiği verilen parabolün denklemi hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi buna istinaden ne yapmamız lazım? Bu parabolün grafiği hiç hareket etmeden önce aslında şu şekilde bir parabolmüş. Yani
simetri ekseni y ekseni olan bir parabol. Yani ax kare gibi bir parabolmuş ve bunu yukarı taşımışız. Yani artı bir şey eklemişiz. Demek ki benim parabolüm bu formatta olacak. Bakın eksi x kareden kaybetti zaten. Kollar yukarı doğru olduğu için artı olması gerekiyor x karenin katsayısı. Yani burası da gitti o zaman. Şimdi buraya bakıyorsun. 2x kare, 3x kare ve x kare bunlar olabilir. Ama burası 2 birim aşağı kaydırmış gitti. Burası 1 birim aşağı kaydırmış gitti. Benim yukarı kaydırmam gerekiyordu. Dolayısıyla cevabım Bursa seçeneği olur diyeceğim. Geçelim şuraya. X eksi 2'nin karesi artı 1'in grafiğini çizelim demiş. Şimdi benim elimde x kare var. X kare varken ben bunu 2 birim sağa kaydırırsam x eksi 2'nin karesi olur. Fonksiyonlar dersinde öğrenmiştin. 2 birim sağa kaydırmak demek x'ten 2 çıkarmak demek. X eksi 2'nin karesini elde ettikten sonra artı 1'i nasıl elde edersin? 1 birimde yukarı taşırsın. Yani bu 2 iken 2'ye 1'den geçen bir parabol olmak zorundadır. Demek ki sevgili gençler 1 birim yukarı kaydırmak demek de buna tekabül ediyormuş. Yani x eksi 2'nin karesi artı 1'i bu şekilde elde edebiliyormuşuz. Tanımımıza bakalım. Bir parabolün artmadan azalmaya veya azalmadan artmaya geçtiği nokta. Ki bu nedir? Bakın, artmadan azalmaya ya da azalmadan artmaya geçtiği yer, yani şurası bizim tepe noktamızdır. Bir nolu şekilde parabolün azalmaktan artmaya geçtiği nokta parabolün tepe noktasıdır. Yani şurası. Genelde parabolün tepe noktaları da size şekil üzerinde şu şekilde bir çizgiyle verilir arkadaşlar. Tamam, sen burasının tepe noktası olduğunu veya şurasının tepe noktası olduğunu anlarsın bu şekilde. Bu fonksiyonun en küçük değeri var, en büyük değeri yoktur. Şimdi en küçük değeri, burada çukur yaptığına göre bakın düşebildiği en küçük nokta. Burada tepe yaptığına göre çıkabildiği maksimum nokta. Demek ki bunun bir maksimumu var, bunun da bir minimumu var. Peki bunun maksimumu var mı? Yok. Çünkü bunlar artık sonsuza kadar gidiyorlar. Bunun maksimumu sonsuzdur. Bunun minimumu ise eksi sonsuzdur diyebiliriz. Çünkü bu da eksi sonsuza kadar gidiyor sevgili gençler. Parabolün tepe noktası t, r virgül k koordinatlarına sahip olmak üzere ax kare artı bx artı c denkleminde r eşittir eksi b bölü 2a olarak bulunur. Yani apsisi, tepe noktasının apsisini eksi b bölü 2a formülüyle buluyorsun. Bunu bulduktan sonra götürüp fonksiyonda yerine yazarsan, yani f'yi bulursan da o zaman ordinatı bulmuş oluyorsun diyor. O halde tepe noktasının apsisi r, ordinatı k ise r'yi eksi b bölü 2a ile buluyorsun. K'yı da bunu yerine yazarak buluyorsun. R'yi yerine yazarak buluyorsun diyeceğiz sevgili gençler. Örneğimize bakalım. X kare eksi ax artı b eksi 5, b eksi 5 fonksiyonunun belirttiği parabolün tepe noktası 3'e eksi 5 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben tepe noktasını, yani r'yi nasıl buluyordum? Eksi b bölü 2a ile. Peki burada eksi b'miz ne? Eksi eksi a'dan kaynaklı a'dır. 2a dediğimizde 2'dir. Ben a'yı 2'ye böldüğüm zaman 3 buluyormuşum. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? 6. A'yı bulduk. Bu cepte dursun. A 6 ise x kare eksi 6x artı b eksi 5 gelir sevgili gençler. Peki r'miz 3'tü ya. Demek ki 3'ü burada yerine yazınca eksi 5 bulacakmışız biz. Yani 9 eksi 18 artı b eksi 5 eşittir. Kaç olacakmış? Eksi 5 olacakmış. O halde şuradaki eksi 5 ile buradaki eksi 5'i götürürsem burada 0 kalır. 9'dan 18'i çıkardım. Eksi 9. Bu eksi 9'u karşıya gönderirseniz b eşittir 9 olur sevgili gençler. Demek ki b'de 9'muş. Bizden istenen a ile b'nin toplamı, yani 9 ile 6'nın toplamı istenmiş. O halde cevabımız 15'tir diyebiliriz. Geçtim sağ üst tarafa. Ax kare artı bx artı c parabolü verilmiş, tepe noktası r'ye k. Fx parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde ise r eşittir 0 olduğundan eksi b bölü 2a da 0'dır. Ve bunu sıfırlayan tek değer b'nin 0 olması durumudur. Demek ki bizim tepe noktamız y ekseni üzerinde ise b 0 olacak. Şimdi şuna bakalım. A 0'dan farklı olmak üzere bu parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B neresi arkadaşlar? Şurası. Demek ki burası 0 olmalı. Yani a kaçmış? Eksi 1. O halde benim parabolüm aslında o bulduğum eksi 1'i şurada yerine de yazarsam eksi x kare artı 4 paraboluymuş ve bu parabolün kolları aşağı doğru. Kollar aşağı doğrudur demiş. Doğru demiş. Parabolün tepe noktası 0'a 4'tür. Şimdi apsisinin ben 0 olduğunu zaten biliyorum y ekseni üzerinde olduğu için. 0'ı yerine yazarsanız 0 için 4'ten geçer. Dolayısıyla tepe noktamız t0'a 4'tür. Bu da doğru. Parabol x eksenini 2'ye 0 ve eksi 2'ye 0 noktalarında keser.
Ben bunu sıfıra eşitlediğim takdirde x kare eşittir 4'tür. X eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 gelir. Demek ki ben parabolün x ekseninin kestiği noktaları bulabilmek için de ne yapıyormuşum? Fonksiyonu sıfıra eşitliyormuşum. Bu bulduğum kökler x eksenini kesen noktalar oluyormuş. Yani cevabımız ne olacak sevgili gençler? Hepsi olacak diyebiliriz. Geçtim örneğime. Fx eşittir eksi x kare eksi 3k eksi 4x artı 1 fonksiyonunun belirttiği parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisine eşittir? Çok basit. Neden? Çünkü x'in katsayısını sıfıra eşitlememiz lazım. Çünkü tepe noktamız y ekseni üzerinde. O zaman 3k eksi 4, 3k eksi 4 eşittir 0 ise k kaçtır? 4 bölü 3'tür diyebiliriz. Yani cevap denizli seçeneği olacaktı. Geçtik bir sonraki soruya. Parabolün tepe noktası y eşittir x artı 1 doğrusu üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Şimdi öncelikle r'si eksi b bölü 2a'ydı. Ve dolayısıyla gençler b'miz burada eksi 6. Eksi eksi 6'dan artı 6 yapar bölü 2 kere 1 de 2. Eşittir ne geldi? 3. Demek ki r'miz 3'müş. R 3'ken sevgili gençler ben madem benim bir kolları yukarı doğru olan bir parabolüm var. R'si de 3 ya. Şimdi tepe noktası da şu doğrunun üzerindeymiş x artı 1'in. Demek ki şöyle bir doğrum var. Ve tepe noktası da şurası. Tepe noktasının R'si ve K'sı vardı hatırlıyorsanız. Şimdi R aynı zamanda bu doğrunun da üzerindedir ve o da K'dan geçiyordur. Demek ki R'ye K'dan geçiyor o da. O halde ben bu bulduğum 3'ü şurada yerine yazarım. 3 artı 1'den ne gelir? 4 gelir. O halde ben 3'ü burada da yerine yazdığım zaman şu şekilde. Bu da ne gelmek zorunda? 4 gelmek zorunda. 9'dan 18'i çıkardım. Eksi 9 artı m eşittir 4. Demek ki m eşittir 9 artı 4 gelecek. Yani o da neymiş sevgili gençler? 13'müş diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olacak. Geçtim bir sonraki sayfama. Şimdi de y eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün grafikteki konumlanmasına göre a, b ve c'nin işaretlerini inceleyelim. Örneğin grafiğimiz şu şekilde bir grafikse. Denklemimizde ax kare artı bx artı c ise parabolün kolları aşağı doğru olduğundan bir kere x karenin katsayısı sıfırdan küçük. Yani mutlaka a sıfırdan küçük olacak. Bu bir. Parabolün y eksenini kestiği nokta c'nin ta kendisidir. Neden? Çünkü y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için x'e sıfır vereceksin. Sıfırı verirsen sıfır artı sıfır artı c olduğu için y eksenini kestiği nokta c'dir. Ve c x ekseninin üstünde kaldığı için c sıfırdan büyüktür sevgili gençler. B'nin işaretini nasıl bulacağım ben? Tepe noktasına bakacağım. Tepe noktasının apsisi nerede? Pozitif. Yani eksi b bölü 2a sıfırdan büyükmüş. Peki ben a'nın sıfırdan küçük olduğunu bulmuştum. Şu eksiyle şu eksi giderse b'nin de burada sıfırdan büyük olması şarttır. Dolayısıyla sevgili gençler b'miz de sıfırdan büyüktür diyebiliriz. O halde işaretlerimiz sırasıyla a negatiftir, b pozitiftir, c de pozitiftir deriz. Bir diğer notumuz, bir parabolün kolları yukarı doğru olduğunda fonksiyonun bir minimum, parabolün kolları aşağı doğru olduğunda da maksimum değeri olur. Bunu zaten yukarıda bahsetmiştik. X kare eksi 2 x eksi 8 fonksiyonunu ele alalım. Benim fonksiyonum buyken ben bu fonksiyonun kollarının yukarı doğru olduğunu gördüğüm için bunun bir minimum değeri vardır diyeceğim. Çünkü çukurluğu var bunun. Peki bunun minimum değerini nereden bulurum? Tepe noktasını bulurum bak buradan. Eksi eksi 2 bölü 2'den 1 gelir. Bu 1'i de yerine yazınca ne geliyormuş arkadaşlar? Eksi 9. Demek ki bu parabolün f'in minimum değeri neymiş arkadaşlar? Eksi 9'muş. F'in minimum noktasının koordinatları sorulursa o zaman 1'e eksi 9 dersiniz. Değer sorulduğunda ordinatı bulacaksınız. Nokta sorulduğunda koordinatları bulacaksınız. Ve bu f'in minimum noktasının apsisi sorulursa zaten o direkt 1'dir. Yani 3 farklı şey sorulabilir sana. Hepsini bu şekilde bulabilirsin. Geçtim sağ üst tarafa. Parabolün kolları yukarı doğru olduğundan ya da azalmaktan artmaya geçtiği bir an olduğundan fonksiyonun bir minimum değeri vardır demiş alttaki soru için. R eşittir eksi b bölü 2a'dan 1 ve f 1 eksi 9 olduğundan minimum değer eksi 9'dur denilmiş. Şimdi fx eşittir 2x kare artı 4x artı 2a eksi 3 fonksiyonun alacağı en küçük değer 7 olduğuna göre a kaçtır? Yani diyor ki sen f r'yi bana ne vermiş? 7 vermiş.
O halde R'yi bir bulalım sizde. R eşittir. Eksi 4 bölü 2A diyeceğiz ya. 2 kere 2'den 4. Yani R'si kaçmış arkadaşlar? Eksi 1. Eksi 1'i götürüp yerine yazdığımız zaman F eksi 1 eşittir. 2 eksi 4 artı 2A eksi 3 ne geliyormuş? 7 geliyormuş. Şimdi 2'den 4'ü çıkardım. Eksi 2. Eksi 3 daha eksi 5. Attım karşıya. 2A eşittir. Eksi 5'i karşıya atarsam 5 gelir. 5 artı 7'den 12 olur. Demek ki A kaçmış? 6'ymış diyeceğiz. Cevap da Ceyhan olacak. Bir diğer örneğimiz. A ve B gerçek sayılardır. A kare eksi 6 artı 8 ve Y de eksi B kare artı 6 B artı 7 olarak verilmiş. X'in alabileceği en küçük değer ile Y'nin alabileceği en büyük değer. Şimdi X'in alabileceği en küçük değer vardır. Çünkü X'in grafiği budur. Y'nin alabileceği en küçük, en büyük değer vardır. Çünkü Y'nin grafiği budur. Ve ben bunun tepe noktalarının ordinatlarını bulacağım. Bize değer dediği için. O halde X'in tepe noktasının apsisi 6 bölü 2'den 3'tür arkadaşlar. Bunun tepe noktasının apsisi de eksi 6 bölü eksi 2'den yine 3'tür. 3'ü burada da yerine yazalım. O halde X'in alabileceği minimum değer eşittir. 3'ün karesi 9 eksi 6 kere 3 18 artı 8 diyeceğiz. 9'dan 18'i çıkardım. Eksi 9 artı 8'den eksi 1 geldi X'in minimum değeri. Ve Y'nin alabileceği maksimum değeri bulmak için de şurada yine 3'ü yerine yazacağız. Eksi 9 bu sefer artı 18 artı 7 diyeceğiz. Şurası 9 gelir. 9'a 7 eklersem de burası ne olur? 16 olur. Şimdi Y'nin maksimum değeri 16. X'in minimum değeri eksi 1. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. Eksi 1 ile 16'nın toplamı 15'tir sevgili gençler diyeceğiz. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. X'ler eksi 3 ile 0 aralığında olmak üzere eksi x kare eksi 2x artı 8 ifadesinin alacağı en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı. Şimdi normal şartlar altında üst kısımlarda da söyledik. Parabolün minimum değeri varsa maksimum değerini bulamazsın. Maksimum değeri varsa minimum değerini bulamazsın. Çünkü parabollerde dediğimiz işte kolları yukarı doğruysa maksimumu artı sonsuzdur. Kollar aşağıya doğruysa minimumu eksi sonsuzdur demiştik. Ama burada işler farklı çünkü bu sefer x'i sınırlamış. Şimdi ben bu tarz sorularda önce r'yi bulacağım. R'miz eksi eksi 2 bölü yani artı 2 bölü eksi 2'den eksi 1'dir. Sonrasında da şu aralığa göre eksi 1'i de dahil etmek üzere küçükten büyüğe doğru sıralayacağım ben bunları. Eksi 3, eksi 1 ve 0. Şimdi benim parabolüm kolları aşağı doğru olduğu için eksi 3 ile eksi 1 arasındaki mesafe nedir? 2 birim. Eksi 1 ile 0 arasındaki mesafe de 1 birim. Demek ki benim parabolüm daha uzaktan gelecek eksi 1'e kadar ve sonrasında tepe yapıp 0'a kadar inecek. Ama bakın bunu neden buradan başlattım? Bunu neden burada bitirdim? Çünkü simetrik olacağı için arkadaşlar eksi 3 ile eksi 1 arasındaki mesafe 2 birim olduğu için burada daha fazla bir azalmaya sebep olacaktır. Şimdi o halde benim bu parabolümün şu sınırlar içerisinde alabileceği minimum değer eksi 3'tür. Maksimum değer alacağım minimum değeri eksi 3'te alır. Maksimum değeri eksi 1'de alır diyeceğim. O halde minimum değer için x gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Maksimum değer için x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Gelin parabolde yazalım. Benim parabolüm eksi x kare eksi 2x artı 8'di. Minimum değer için eksi 3'ü yerine yazalım. Eksi 9 artı 6 artı 8 gelir. 8 artı 6 14. 14'ten 9'u çıkarırsam 5 gelir sevgili gençler. Bu minimum değerdir. Maksimum değeri bulabilmek için de eksi 1'i yerine yazacağım. Ve eksi 1 artı 2 artı 8 gelecek. Bu da 9 olur sevgili gençler. Maksimum değerimiz de 9'dur. Bu ikisinin nesini sormuş? Toplamını. 5 ile 9'un toplamı 14'tür. Dolayısıyla cevap da Denizli seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim arkadaşlar bir diğer sorumuza. X bir gerçek sayı olmak üzere. X'ler eksi 5 ile 2 aralığında olduğuna göre x kare artı 4x ifadesinin alacağı en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin çarpımı sorulmuş bize. Şimdi x'ler bu aralıktaymış. Şu ifade bir parabol belirtir. Ve ben az önce yaptığım gibi bunun r'sini bulmak zorundayım. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 gelir. Sonrasında da bu eksi 2 şu aralıkta çizmem gerekiyor. Eksi 5 burada.
Eksi 2 burada. 2 burada. Bunları şu şekilde hallettik. Şunların arasındaki mesafenin ben 3 birim olduğunu ve bunların arasındaki mesafenin de 4 birim olduğunu görüyorum. Demek ki 2 eksi 2'ye daha uzak. Bu parabol kolları yukarı doğru olan bir parabol olduğuna göre bu burada şu şekilde bir hareket izleyecek. Kollar yukarı doğru olacak. Ve bu taraf daha uzak olduğu için bu tarafa doğru daha fazla büyüyecek. Ama bu tarafa doğru daha az büyüyecek. Şimdi o halde şu noktalar bizim için önemli. Noktalara baktığımız zaman maksimum değeri burada alır, minimum değeri burada alır. Ortanca değer de şurada diyebiliriz bunların arasında. Şimdi o halde bizim ilgilendiğimiz şu ve şu. Minimum değeri aldırabilmek için arkadaşlar neyi yerine yazacakmışım ben? Eksi 2'yi. O halde eksi 2'yi bir yerine yazalım. 4 eksi 8'den eksi 4 gelir arkadaşlar. Bu minimum değerdir. Maksimum değeri bulabilmek için de neyi yerine yazacakmışım? 2. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. Toplarsam 12 gelir. Bu da maksimum değerdir. Bu ikisinin nesi sorulmuş? Çarpımı. Eksi 4 ile 12'yi çarparsam cevabım eksi 48 olur diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer örneğime. Fx eşittir. Eksi x kare eksi a eksi 1x artı a parabolünün grafiği yandaki gibidir. Fx'in alacağı en büyük değer kaçtır? Şimdi bana bu fx'in r'si lazım ama r'sini de bilmiyoruz. R'sini biliyoruz aslında da a'yı bilmiyoruz. R'sini nereden biliyoruz? Şunda. Şunu şöyle indiririm. Parabol simetrik bir yapıya sahip olduğu için şunlar birbirine eşit olmak zorunda. Eksi 3 ile 1'i toplarsınız arkadaşlar. Eksi 2. 2'ye bölersiniz. Aritmetik ortalamadan orta noktayı bulursunuz. Demek ki burası neymiş? Eksi 1'miş. Eksi 1 ise ben burayı başka nereden bulabilirim? Şuradan. Şu zaten eksi ya. Eksi de başında var formülün. Direkt onlar gitti. A eksi 1 bölü. Eksi 2. Eşittir neymiş? Eksi 1'miş. O halde A eksi 1 nedir arkadaşlar? Eksi 2 kere eksi 1'den 2'dir. O halde A kaçtır? 3'tür. Şimdi ben artık fx hakkında daha fazla bilgiye sahibim. Eksi x kare. Şurada eksi vardı. A'yı da 3 buldum ya. 3'ten 1'i çıkardım. 2. Bir de başında eksi var. Eksi 2x. A'yı kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk zaten. Eksi x kare eksi x artı 3'müş. Bana bu parabolün en büyük değeri sorulmuş. O halde sevgili gençler eksi 1'i yerine yazınca zaten en büyük değerin geldiğini biliyorum. F eksi 1'i bulacağız. O da eksi 1 artı 2 artı 3 yapar. Cevabımız da 4 gelir sevgili gençler. O halde cevap Adana'dır diyebiliriz. Geçtim bir sonraki soruma. Bir top tarafından fırlatılan bir sirk cambazının yörüngesi fx eşittir x eksi 1 bölü 20x kare fonksiyonunun grafiğiyle veriliyor. Top ve gerilmiş ağın, yani şuradaki topun ve gerilmiş ağın ikisi de yerden 3 metre yüksekliktedir. Buna göre cambazın yerden yüksekliği en fazla kaç metreye ulaşmıştır diye soruluyor. Şimdi öncelikle benim parabolümün grafiği eksi 1 bölü 20x kare artı x'tir de diyebiliriz. X kareyi başa yazdım. Peki bunun r'si kaçtır arkadaşlar? Yani toptan kaç metre sonra maksimum yüksekliğe ulaşmıştır? Onu bir bulalım. R'si eksi 1 bölü şunu 2 ile çarpacağız. Eksi 2 bölü 20'dir. Eksiler giderse 20 bölü 2'den ne gelir? 10 gelir. Yani burada 10. metreye ulaştığı zaman arkadaşlar şurası 10 metreye ulaştığı zaman bu cambaz yerden maksimum yüksekliğine ulaşmış olacak. O halde ben onu burada yerine yazmam gerekiyor. Eksi 1 bölü 20 çarpı 10'un karesi 100 artı 10. Bakın şunlar giderse burada 5 kalır. Eksi 5 artı 10'dan burası 5 gelir. Demek ki cambazın şuradan itibaren yüksekliği 5 metreymiş. Şuradaki yüksekliğinde ben 3 metre olduğunu biliyorum. O halde bu cambaz 5 artı 3'ten maksimum 8 metre yüksekliğe çıkabilir. Cevabımız da denizi seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Şekilde bir gölün dik kesiti verilmiştir. Kesitin görünümünün denklemi x kare eksi 4 x eksi 5 ve AB eşittir 60 metre olduğuna göre bir dalgıç en fazla kaç metre derine inebilir diye sorulmuş. Şimdi benim parabolümün denklemi kuralı neymiş? X kare eksi 4 x eksi 5'miş. Ben bunu çarpanlar ayırırsam x'e x eksi 5 artı 1 şeklinde köklerimden bir tanesi eksi 1 olur. Diğer köküm de artı 5 olur. Burasını da x eksen olarak kabul edebiliriz. Şimdi kökler arasındaki mesafe 6 birim mi? 6 birim. Peki bu 6 birimlik mesafe 60 metreye mi tekabül ediyormuş? Aynen öyle.
Şimdi peki eksi 1 ile 5 arasındaki tam orta nokta neresidir arkadaşlar? 5 ile eksi 1'i toplarım. 4. 2'ye bölerim. 2. Demek ki sevgili gençler şurası 2'ymiş. Ve ben 2'yi yerine yazarsam fonksiyonda 4 eksi 8 eksi 5'ten eksi 13 artı 4'ten eksi 9 gelir. Demek ki maksimum eksi 9 birime kadar dalış yapabiliyormuş. Ben 6 birimin 60 metre olduğunu biliyorsam 1 birim de 10 metredir. Bize 9 birim lazım çünkü kaç metre derine inebilir diye soruyordu. O zaman 9 katı lazım. Yani 90 metre derine inebilir diyeceğiz. Cevabımız da denizi seçeneği olacak sevgili gençler. Şimdi burada bazı detaylar var. İnceleyelim. A0'dan farklı ve ABC de reel sayı olmak üzere y eşittir ax kare artı bx artı c ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerini çizerken yani parabolü çizerken arkadaşlar öncelikle x eşittir 0 için y eksenini kestiği noktayı bulacaksın. Y eşittir 0 için x eksenini kestiği noktayı veya noktaları bulacaksın veya belki hiç kesmiyordur. Tepe noktasını bulacaksın ve A'nın işaretinden kolların yönüne bakacaksın ama şunu da unutma ÖSYM hiçbir zaman sana hadi bunun oturda grafiğini çiz demeyecek. Grafik çizdirmek gibi bir yola da başvurmayacak. Sadece sana ya fonksiyonu verip grafiği hangisi olabilir diyecek ya da grafiği verip hangi fonksiyonun grafiğidir tarzında sorular sorabilir. Aynı şu şekilde. Eksi x kare artı 5x tabii ki bu kadar kolay sormaz ama tarzı bu. Eksi x kare artı 5x eksi 6 fonksiyonunun belirttiği parabol aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tabii ki oturup sen yine bunları çizmeye uğraşmayacaksın. Deneyeceksin arkadaşım. Şimdi şuradaki eksiyle uğraşmamak için x kare eksi 5x artı 6 yapıyorum. Bunu yapma hakkına sahibim. Eşittir 0 diyeyim. Kökleri bir bulayım. Ben burayı x'e x, burayı da eksi 3'e eksi 2 diye ayırırsam demek ki 2 ve 3 noktalarında x eksenini keseceğiz. Yani burada değil. Bakın eksi 1 ve 6'da kesmiş. Eksi 1 ve 6'da kesmiş. Burada da değil. 2 ve 3, 2 ve 3, 0 ve 5'te kesmiş. Bu da değil. Bir de bakıyorum kollar aşağı doğru. Bunun kolları yukarı doğru. O zaman bu da değil. Cevabımız ne olacakmış? Denizli seçeneği olacakmış. Geçtim bir diğer soruma. Eksi x kare artı 2x eksi 1 parabolünün orijine göre simetriği olan parabolün denklemi hangisidir denilmiş. Şimdi orijine göre simetri alma gibi bir yöntem yok. Ama buradan sen şunu yapabilirsin. Orijine göre simetri alacaksan bir x eksenine göre alacaksın. Aldıktan sonra da bu aldığın yani yansıması olan fonksiyonu da bu sefer de y eksenine göre simetrini alacaksın. Ya da tam tersi önce y sonra x dağılsan olur. Gelin şunun önce x eksenine göre simetrini alalım. X eksenine göre simetri almak için eksiyle çarpacaksın. Eksiyle bir çarpalım bakalım ne gelir. X kare eksi 2x artı 1 gelir. Sonrasında da bunu y eksenine göre simetrini alacaksın. Y eksenine göre simetri almak için de x gördüğün yere eksi x yazacaksın. Yaz bakayım. Eksi x'in karesi x kare. Eksi 2 çarpı eksi x'ten artı 2x. Tabii ki bir de yanında artı 1 var. Demek ki benim yeni fonksiyonum ne olacakmış? X kare artı 2x artı 1 olacakmış. Yani cevabımız C'dir sevgili gençler. Şimdi burada bazı uyarılar var. Tepe noktasının simetrik bir yapıya sahip olduğunu ve bundan kaynaklı tepe noktasının aslında kökler toplamının yarısı olduğunu. Yani ben kökler toplamını eksi b bölü a ile bulabiliyordum zaten. Bir de 2'ye bölersem aritmetik ortalamadan kaynaklı. Eksi b bölü 2a bize tepe noktasının apsisini verebilir diyeceğiz sevgili gençler. Sorumuza bakalım. Y eşittir ax kare eksi 3a artı 1x artı 2a artı 5 fonksiyonuna ait parabol x eşittir 1 doğrusuna göre simetrik olduğuna göre parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir diye sorulmuş. Şimdi x eşittir 1 doğrusuna göre simetrik diyorsa demek ki benim r dediğim apsisim 1'miş sevgili gençler. Hangi doğruya göre simetrikse tepe noktasının apsisi de odur. Çünkü tepe noktasının apsisinden çizilen y eksenine paralel doğru benim simetri eksenimdir. O halde r'si 1 ise şurayı eksiyle çarpın 3a artı 1 bölü 2a neye eşitmiş arkadaşlar? 1'e. Yani 3a artı 1 neye eşit olacakmış? 2a'ya. İçler dışlar yaptım. 2a'yı bu tarafa 1'i bu tarafa atarsanız a eşittir eksi 1 gelecektir. Demek ki benim parabolüm y eşittir eksi x kare. A gördüğüm yere eksi 1 yazarsam burası eksi 2 gelir. Bir de başındaki eksiden kaynaklı artı 2x olur. A gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak burası artı 3 gelecektir. Y eksenini kestiği noktanın ordinatını bulmak için de ben x gördüğüm yere 0 yazacağım. Yani burası gider, burası gider.
Y ekseninin kestiği nokta 3 olur. Cevap da deniz seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar. Geçtim sağ üst taraftaki soruma. A0'dan farklı olmak üzere fx artı 1 eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün simetri ekseninin denklemi x eşittir 5 olduğuna göre. Yani r'si 5'miş arkadaşlar. Fx eksi 1 parabolünün simetri ekseninin denklemi nedir diye sorulmuş. Şimdi fx artı 1 ile fx eksi 1'i kıyaslayacak olursak x artı 1'den x eksi 1 elde etmek için x'ten 2 çıkarılmıştır. Yani x gördüğümüz yere x eksi 2 yazılmıştır. O halde ben içeriden 2 çıkarıyorsam biliyorum ki fonksiyonun grafiği 2 birim sağa kayar. 2 birim sağa kaydırırsam apsis de 2 birim sağa kayar ve r eşittir 7 olur. O halde parabolün simetri ekseni de x eşittir 7 olur diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi şurayı bir okuyalım. Y eşittir fx parabolünün tepe noktası ve simetri ekseni hakkında fikir edindikten sonra bunları grafik üzerinde nasıl yorumlayacağımıza bir bakalım. Parabol sorularını çözmek için mutlaka analitik geometri bilgisine ihtiyaç vardır. Bunlardan ilki denklemi verilen doğru ya da eğri denklemlerinden doğru ya da eğrilerin geçtiği noktaları saptamak olacaktır. Doğru grafiğini çizmeyi biliyorsunuz. X'e 0 verip y'yi, y'ye 0 verip x'i, orijinden geçiyorsa farklı iki tane nokta verip iki tane noktadan geçen doğruyu direkt çizdiğiniz zaman grafiğiniz oluyor zaten. Parabol için de aynı şeyi yapabiliriz. X eksenini kestiği noktaları bulabilmek için fonksiyonu 0'a eşitliyorsunuz. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için de x'e 0 veriyorsunuz. İkinci ve çok önemli bir durum da eğri ya da doğru üzerinde alınan bir nokta eğri ya da doğru denklemini mutlaka sağlamak zorundadır. Parabol üzerinde aldığımız herhangi bir noktanın apsisine a dersek şuradaki 3x kare parabolünde ordinatı ne olmak zorunda? 3a kare olmak zorunda. Yani sen şuradaki uzunluğa a dediysen bir kere şuradaki uzunluk 3a kare olmak zorunda. Çünkü a için bu fonksiyon 3a kareden geçiyor sevgili gençler. Bunu da unutmamak lazım. Sorumuza bakalım. Şuraya. Ax kare artı bx artı c parabolünün grafiği yandaki gibidir. Buna göre c bölü b oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi c bölü b'yi bulacağız. Ondan önce şunu bir yapalım. Kökler toplamı. Yani eksi b bölü a. Bakın bir köküm 2, diğer köküm eksi 1. Ben bunları toplarsam ne gelir? 1 gelir. Ve kökler çarpımı olan c bölü a'yı bulursam da eksi 1 kere 2'den eksi 2 olur. Şimdi bana ne lazım? C bölü b. İyi de böyle bir formül yok ama sen şunu biliyorsun. C bölü a'yı ben eksi b bölü a'ya oranlarsam burada a'lar gider ve geriye c bölü eksi b kalır. Ve bu da eksi 2 bölü 1'den eksi 2'ye eşittir. Bana ama bu lazım değil. Ne lazım? C bölü b. O halde burayı eksiyle çarparsam artı olur. Burayı eksiyle çarparsam bu da artı olur. Ve c bölü b dediğimiz ifade aslında neye eşitmiş? 2'ye. Dolayısıyla cevabımız da denizli olur sevgili gençler. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. X kare eksi 5x artı 6 parabolünün grafiği yandaki gibidir. Buna göre a eksi b eksi c değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi a'yı b'yi c'yi bulacağız ama şöyle bir şey yapalım. B ve c aslında bizim parabolümüzün kökleri. Dolayısıyla sevgili gençler b artı c yani kökler toplamımız eksi eksi 5 bölü 1'den 5'tir. Burası da a eksi b artı c'dir aslında. Demek ki şuradaki b artı c neymiş? 5. A nedir? Y eksenini kestiği noktamız. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 vereceksin. Yani f0'ı bulacaksın. 0 eksi 0 artı 6'dan y eksenini kestiği noktada 6'ymış. Demek ki bize 6'dan 5'i çıkar diyor. Yani cevabımız denizli olacakmış sevgili gençler. A 0'dan farklı ve ABC eleman reel sayı olmak üzere AX kare artı BX artı C parabolü x eksenini iki farklı noktada kesiyorsa bu noktalar ikinci dereceden denklemin kökleri olduğundan delta sıfırdan büyük olmalıdır. Biz şimdiye kadar ne dedik? X eksenini kestiği noktalar aslında o ikinci dereceden fonksiyonu sıfıra eşitlediğimiz zaman bu denklemin ikinci dereceden denklemin kökleridir diyorduk. Madem öyle iki tane farklı noktada kesiyorsa demek ki iki tane farklı kökü vardır. İki tane farklı kök olunca delta sıfırdan büyük oluyordu. İşte o ikinci dereceden denklemlerdeki delta durumuyla parabollerdeki delta durumunun birbirine benzerliği buradan geliyor ki zaten benzerlik değil aynı şey. Yani bir ikinci dereceden denklemin birbirinden farklı iki gerçek kökünün olmasıyla bu denklemin ifade ettiği parabolün x eksenini farklı iki noktada kesmesi aynı durumlardır. Bunu da unutmayın.
Şimdi üst tarafa bakalım. Diyoruz ki, diyelim ki parabol x eksenini orijine göre simetrik iki noktada kesiyorsa köklerin simetrik olduğunu anlatmış. Kökler ters işaretli ve mutlak değerci eşitmiş. Şimdi aşağıda şurada iki farklı nokta, tamam. Pekala. Diyelim ki parabol x eksenini orijine göre iki simetrik noktada kesiyorsa bu ne demektir arkadaşlar? Köklerin simetrik olduğunu burada anlatıyoruz. Kökler ters işaretli ve mutlak değerci eşit olduğunu anlıyoruz. Parabol x eksenini negatif iki değerde kesiyorsa o zaman da kökler toplamı negatif, kökler çarpımı da pozitif demektir. Şimdi parabol diyelim şöyle elimizde ve şu şekilde bir parabolümüz var. Şurası eksi a olsun, burası a olsun. Şimdi bunlar ne demektir? Köklerdir eksi a ile a ve kökler toplamımız burada eksi a ile a olduğu için toplarsak kökler toplamı sıfır olur. Köklerimiz ters işaretli mi? Evet, ters işaretli. Mutlak değerci birbirine eşit mi? Mutlak eksi a, mutlak a'ya eşittir. Evet, eşit. Anlaştık mı? Ve kökler toplamı da yani eksi b bölü a sıfır olduğu için eksi b bölü 2 a da sıfırdır. Demek ki bizim tepe noktamızın apsisi mutlaka sıfırdan geçecek ve b de mutlaka sıfır olacak. Bakın bütün yorumları yapabiliyoruz burada. İkinci olarak şurada da diyoruz ki parabol x eksenini negatif 2 değerde kesiyorsa, yani benim parabolüm bu sefer şu şekildeyse. Bakın x eksenini negatif tarafta iki farklı noktada kesiyor. O zaman iki köküm de negatif olduğu için kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 pozitif olacaktır. Ve x1 ile x2'nin toplamı da mutlaka ne olacaktır? Negatif olacaktır diyebiliriz. Bir sonraki örneğimize bakalım. Bu örnekte arkadaşlar bir düzeltmeye ihtiyacım var. Şurayı ben sıfır yaptım, haberiniz olsun. X kare artı mx artı 3 eksi m parabolü x eksenini 2 negatif değerde kestiğine göre m'nin en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi negatif tarafta 2 noktada kesiyorsa benim parabolüm şu şekildeymiş. Yani köklerim şunlar. 2 tane negatif köküm varsa kökler çarpımı pozitiftir. Dolayısıyla 3 eksi m bölü 1 pozitif olacak. Yani 3 eksi m pozitif olacak. Eksi m'yi bu tarafa atarsam m 3'ten küçük olacak. Bu 1. İkincisi de iki tane negatif kökün toplamı da mecburen negatiftir. Dolayısıyla kökler toplamı eksi m bölü 1 ne olacakmış? Sıfırdan küçük. Yani m sıfırdan büyük olacakmış. Sıfırdan büyük olup 3'ten küçük olma durumu bize Denizli seçeneğinde verilir diyeceğiz sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. M sıfırdan farklı olmak üzere fx eşittir mx kare artı m kare artı m eksi 6x eksi 4 parabolünün x eksenini orijine göre simetrik iki noktada kesmesi için m kaç olmalıdır? Orijine göre simetrik iki noktada kesiyorsa arkadaşlar şöyle. Demek ki burada köküm k ise burası eksi k'dır ve kökler toplamımız sıfırdır. Yani bu şekilde b'nin de sıfır olması lazım. B dediğimiz yer burada neresi? Şurası. Şimdi demek ki b sıfır olacaksa m kare artı m eksi 6 da ne olmak zorunda sevgili gençler? Sıfır olmak zorunda. O halde ben burayı m ve m diye, burayı da artı 3 ve eksi 2 diye açarsam m dediğimiz değer buradan ya 2'dir ya da eksi 3'tür. Şimdi şıklarda ikisi de var. İkisi de bir eksi 3 var, bir de 2 var. Eksi 3'ü yerine yazın bakalım m'ye gördüğünüz yere. Fx eşittir. Eksi 3x kare. Şurası zaten gidiyor 0. Eksi 4. Bu arkadaşlar x eksenini kesmez bile. Çünkü daima negatiftir ve x ekseninin altında kalacaktır. Dolayısıyla m eksi 3 olamaz. 2 yerine yazdığınız zaman simetrik 2 noktada kestirebilirsiniz bu parabolü. Geçtik bir sonraki kısma. Ax kare artı bx artı c parabolü x eksenini tek noktada kesiyor. Başka bir deyişle x eksenine teğet ise denklemin birbirine eşit iki kökü olduğundan delta sıfırdır. İşte o ikinci dereceden denklemlerde birbirine eşit iki tane kök var veya çakışık iki tane kök var dediğimiz muhabbet de buradan geliyor. O iki tane eşit kök aslında tek bir nokta belirtiyor bize ve x eksenine teğet olma durumudur arkadaşlar bu. Özel olarak parabol x eksenine teğet, pozitif tarafta teğetse delta sıfıra eşit ve kökler toplamı sıfırdan büyük. Neden? Çünkü iki köküm de pozitif. Negatif tarafta teğetse de delta sıfıra eşittir ve kökler toplamı da sıfırdır. Çünkü bu sefer de şurada teğet olacağı için köklerimin ikisi de ne olacak sevgili gençler? Negatif olacak. O halde kökler toplamı sıfırdır diyeceğiz. Ve unutmayın, her iki durumda da kökler çarpımı mutlaka pozitiftir. Çünkü buradaki köklerin ikisi de negatif. Buradaki köklerin ikisi de pozitif.
Pozitif çarpı pozitif pozitiftir. Negatif çarpı negatif gene pozitiftir. Bunu da unutmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi geçtim bir sonraki sayfama. Fx eşittir ax kare artı 2x artı 3 fonksiyonunun belirttiği parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre parabolün tepe noktasının apsisi kaçtır? Parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde ise şu şekildedir. Yani mecburen x eksenine teğettir. Yani mecburen deltamız sıfırdır. Delta sıfırsa 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı a çarpı 3 eşittir 0 olmak zorunda. Yani 4 eşittir 12a olmak zorunda. Yani a eşittir 4 bölü 12'den 1 bölü 3 olmak zorunda. Bu a'dır arkadaşlar. Yani benim parabolüm 1 bölü 3x kare artı 2x artı 3 olacakmış. Eşittir y. Parabolün tepe noktasının apsisi sorulmuş. Benim parabolümün burada tepe noktasının apsisi eksi 2 bölü şunun yani eksi b bölü 2a diyeceğiz ya. Eksi 2'sini yazdım. 2a da 2 bölü 3 yapar. Bunu da ters çevirip çarparsanız eksi 6 bölü 2'den ne gelecektir? Eksi 3. Bu da tepe noktasının apsisi olan r'dir. Cevabımız da Bursa'dır diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi burada bazı notlarımız var. Bu notları genel olarak bir inceleyecek olursak. Ax kare artı bx artı c parabolü x eksenini kesmiyorsa gerçek kökü yoktur. Şimdi biz de ikinci dereceden denklemlerin kökleri aslında parabolün x eksenini kestiği noktalardır diyorsak. Şimdi parabol x eksenini kesmiyorsa o zaman o ikinci dereceden denkleminde kökü yoktur. Demek ki bundan kaynaklı delta sıfıra eşittir diyeceğiz. Ax kare artı bx artı c parabolü daima x ekseninin üstünde kalıyorsa kolları yukarı doğrudur ve deltası sıfırdan küçüktür. Neden? X eksenini kesmiyor. Ve daima pozitifse arkadaşlar a'sı sıfırdan büyük olmalı ki şu şekilde mecburi olarak her zaman pozitif olsun. Ve öte yandan parabol daima x ekseninin altındaysa yani daima negatif değerler alıyorsa arkadaşlar o halde kollar aşağı doğrudur. Ve deltası sıfırdan küçüktür. Neden? Çünkü hiçbir şekilde x eksenini kesmiyor veya x ekseninin üstüne çıkmamış. X eksenini kesse ya da teğet olsa sıfıra eşittir diyeceğiz. Daima negatiftir diyemeyiz. Tamam. X kare artı a eksi 5x artı a eksi 2 parabolü x eksenini kesmediğine göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Kesmiyorsa deltası sıfırdan küçüktür dedik. A eksi 5'in karesi b kare eksi 4 çarpı 1 çarpı a eksi 2 yani eksi 4a artı 8 mi diyeceğiz? 4 ile şunu çarptım eksi 4 ile bunu çarptım yazdım. Küçüktür 0. Burası arkadaşlar a kare eksi 10a artı 25 yapar. Eksi bir de 4a'mız artı bir de 8'imiz var. Küçüktür 0 diyeceğiz. Buradan a kare eksi 10a eksi 4a daha eksi 14a yapar. 25 artı 8 33 yapar. Küçüktür 0 ise bakın ben burayı a ve a diye burayı da eksi 11 ve eksi 3 diye açarım. Köklerden bir tanesi 3 diğeri 11 olarak gelir. Ve bir eşitsizlik tablosu çizerim. Şurası biraz yamuk oldu düzeltelim. Eşitsizlik tablosu çizeceğim. Şimdi dahillik var mı? Yok. Demek ki bunların ikisinin de içleri boş olacak. Neyle başlayacağım? A'nın katsayı, a karenin katsayısı pozitif olduğu için artı, eksi ve artı diyeceğim. Nereleri istemiş benden? Sıfırdan küçük olan yerleri. Yani şu kısmı istemiş arkadaşlar. O halde benim köklerim bu a değerlerim 3 ile 11 arasındaymış. Yani 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 olabiliyormuş. Totalde kaç tane değer var burada? 10 tane. Pardon 7 tane. Demek ki sevgili gençler cevabımda ne olacak? 7 tane olacak diyebiliriz. Yani cevap Edirne seçeneğiymiş dedik sevgili gençler. Geçtim arkadaşlar sağ üst taraftaki örneğe. Yanda grafiği verilen parabolde İki tane AO uzunluğu, şöyle yaklaştırabiliriz orayı. Bakın iki tane AO uzunluğu, bir tane OB uzunluğuna eşitmiş. Yani şurası arkadaşlar 2K ise burası neymiş? Eksi K'ymış. Bunu gösterelim önce. Peki sorumuzu okumaya devam edelim. Olduğuna göre M aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi benim bu şekilde gösterdiğim eksi K ve 2K neler? Parabolün kökleri. Yani eksi k ile ben 2k'yı çarparsam kökler çarpımı olan eksi 2k kareyi bulmuş olurum. Ki benim kökler çarpımım zaten eksi 8 bölü 1'den eksi 8'dir. Eksiler bir gitsin. 2'ye de bölersek her iki tarafı k kare eşittir 4 gelir. Ve k eşittir 2 veya k eşittir eksi 2 olur. Ben k'yı bu tarafta pozitif seçtiğim için mecburen eksi 2 olamayacak. K 2'ymiş arkadaşlar. O halde 2k 4'tür. Yani şurası aslında 4'müş. Şurası
Ve şurası da aslında eksi 2'ymiş. Umarım anlaşıldı. M'yi sormuş bize. Ben kökler toplamının eksi 2 ile 4'ün toplamı olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. Eksi 2 ile 4'ün toplamı 2'dir kökler toplamı. Yani buradaki kökler toplamı da M artı 1 arkadaşlar. O halde M artı 1 2 ise M kaçtır? 1'dir. Cevabımız da 2'yi işaretliyorum. Cevabımız da Ceyhan'dır diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim. Fx eğrisi ile y eşittir gx eğrisinin kesişim noktalarının apsisleri fx eşittir gx denkleminin kökleridir diyoruz. Yani fx eğrisi ile gx eğrisi birbirini kesiyorsa arkadaşlar bu kesim noktalarını bu fonksiyonları birbirine eşitleyerek bulabilirsin. Şöyle çok tatlı bir sorumuz var. Bakın fx yani soldaki grafik x kare artı ax artı b ile sağdaki grafikte x kare artı cx artı d ile verilmiş. A eksi c çarpı b bölü d sorulmuş bize. Şimdi ben soldaki yani f'in kökler toplamını bulursam eksi 3 artı x1 yapar sevgili gençler. Bunun da kökler toplamı eksi a'dır. Şuradaki eksi b bölü a formülünden eksi a gelir. Buradaki köklerimiz de eksi 3 ile x1'miş. Bu yüzden toplamını eksi a'ya eşitledim. Sağdaki grafiğimin yani gx'in kökler toplamı da 4 artı x1'dir. Ve bu da eksi c'ye eşittir. Şimdi alttakinden üsttekini çıkarırsanız eğer eksi c artı a yapar alttakinden üsttekini çıkarırsanız ve x1'ler gider 4 eksi eksi 3'ten ne gelir arkadaşlar 7. Demek ki eksi c artı a yani a eksi c ile aynı şeydir. Demek ki burası 7'ymiş. Bu bir. İkinci olarak da kökler çarpımını kontrol edelim. Fx'in kökler çarpımı eksi 3 çarpı x1'dir arkadaşlar. Bu da neye eşittir? B'ye. Diğer gx'in kökler çarpımı da 4 çarpı x1'dir. Ve bu da d'ye eşittir sevgili gençler. Bana b bölü d lazımdı. O halde ne yapmam gerekir? Her iki tarafı bölerim. Eksi 3 bölü 4 eşittir b bölü d yapar. Eğer x1'leri sadeleştirirsem. O halde sevgili gençler b bölü d'de 3, eksi 3 bölü 4 olduğuna göre artık ben rahatlıkla eksi 7 ile artı 7 ile 3 eksi 3 bölü 4'ü çarparım ve cevabıma eksi 21 bölü 4 derim. O halde cevap da Bursa seçeneği olur diyebiliriz. Geçtim bir sonraki soruma. Yanda fx eşittir x kare artı ax artı b ve gx eşittir eksi x kare eksi a artı 2x artı b artı 4 fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre ab uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere şuradaki AB uzunluğu sorulmuş bize. AB uzunluğunu bulabilmek için ben X2'den X3'ü çıkarmam gerekiyor sevgili gençler. Sonuçta X2 büyük, X3 küçük ya. X2'den X3'ü çıkarırsam aradaki farkı bulmuş olurum. Şimdi gelin o zaman şunu yapalım. Ben X1 artı X2'yi bulabilir miyim ki? X1 ile X2 neyin kökü? F'in kökü. F'in kökü kökleri köklerinin toplamı nedir arkadaşlar? Eksi A'dır. Değil mi? Bakın eksi A. Peki x1 ile x3'ü toplarsam da bu da gx'in kökler toplamıdır. Ve gx'in kökler toplamı da eksi a eksi 2'dir. Eksi b bölü a'dan geliyor yerine yazdığınız zaman. Peki üsttekinden alttakini bir çıkarın bakalım. x1'ler gider. x2 eksi x3 eşittir. Eksi a'lar gider. Ve eksi eksi 2'den artı 2 gelir. O halde cevabımız da ne olur? Edirne seçeneği olur diyeceğiz arkadaşlar. Geçtim bir sonraki sayfama. Bir sonraki sayfada arkadaşlar diyoruz ki bu kısımda grafiği verilen parabollerin denklemlerini yazmayı öğreneceğiz. Ax kare artı bx artı c parabolü üzerindeki herhangi 3 tane nokta biliniyorsa noktaları parabol denkleminde yerine yazacaksın. A, b ve c katsayılarını bulup denklemi yazacaksın diyor. Şimdi eksi 1 bölü 5 pardon eksi 1'e 5 1'e 3 ve 2'ye 5 noktalarından geçen parabol denklemi hangisidir? Şimdi sen normal şartlar altında şunu yapacaksın. Y eşittir ax kare artı bx artı c'de tek tek yerine yazıp a'yı b'yi c'yi bulacaksın ama bu soru için bunu yapmamıza gerek yok. Şunu yapabilirsin direkt. İyi dinle. Bak şimdi bu da 5'ten geçiyormuş bu da 5'ten geçiyormuş. Bizim parabolümüz simetrik yapıya sahip demedik mi en başından beri? Evet. O halde eksi 1 ile 2 topla eksi 1 artı 2 eşittir 1. 2'ye böl bir de bunu. İşte bu tepe noktasının apsisidir. Bu neden böyle oldu? Şundan kaynaklı. Varsayalım ki şöyle bir parabol var elimizde. Şurası eksi 1. Şurası da 2. Eksi 1 için de 5'ten geçmiş arkadaşlar.
2 için de 5'ten geçmiş. Bakın şu şekilde. Bu da 5'ten geçiyor. E bu da 5'ten geçiyor. Madem öyle, tepe noktasının apsisi şurayı 2 eşit parçaya bölmez mi arkadaşlar? Böler. O halde ben eksi 1 ile 2'yi toplarım. 2'ye bölersem tepe noktasının apsisini bulmuş olurum. O da 1 bölü 2'ymiş zaten. Tamam mı? Şimdi o halde ben bu parabolü şu şekilde direkt yazabilirim. Bak, x kare tepe noktasının apsisini eksi b bölü 2a'dan buluyordum ya. X kare artı x olur diyebilirim. Hatta eksi x olur diyebilirim. Çünkü eksiyle çarpacağım ya bir de. X kare eksi x'imiz var. E şimdi 1 3'ün 3'ten geçmiyor muymuş? Geçiyormuş. 1'in karesi eksi 1. Ne yazarsam 3'ten geçer. Tabii ki artı 3 yazarsam. Demek ki benim parabol denklemim buymuş diyebiliriz sevgili gençler. X kare eksi x artı 3. Yani cevap Adana'dır diyebiliriz. Geçtim bir sonraki soruma. Sıfıra sıfırdan geçiyormuş. Orijinden geçiyorsa zaten sıfır yazdığım zaman sıfırdan geçecek. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Sadece bu ve bu kaldı elimizde. 6'yı yazınca da sıfırdan geçiyormuş. 36-36'dan bursa olur. Burası 72'dir arkadaşlar. Bu şekilde de bir eliminasyon yaparak soruyu çözebilirsiniz. Parabolün x eksenini kestiği noktalar ve bunların dışında herhangi bir nokta biliniyorsa, o halde sevgili gençler, parabolün x eksenini kestiği noktalar bizim köklerimizdir mantığıyla x eksi x1 çarpı x eksi x2 çarpı a. A ne? Parabolün baş katsayısı. İfadesi kullanılarak bulunur. A'yı nasıl bulacaksın? Ekstra bir nokta daha verecek sana. Onu da yerine yazıp sağlatarak bulacaksın. Şimdi şu sorumuza bakalım. Yanda verilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere 2 ve 4. Bu kökler toplamıdır. Ya da biz aşağıdaki gibi yapalım hadi. X eksi 2 çarpı x eksi 4 diyeceksin. Çarpı bir de a'mız var. Eksi 1'i yerine yazdığımız zaman 15'ten geçiyormuş. A çarpı eksi 1'i yaz burada. Eksi 3 çarpı eksi 5 eşittir 15. Eksi 15a eşittir. Eksi 15'te pardon artı 15'te. A kaçtır arkadaşlar? Şurası eksi 15a olmaz. Artı 15a olur. A'da kaç gelir? Artı 1 gelir. O halde a 1'miş. Ve benim aslında parabolüm x eksi 2 ile x eksi 4'ün çarpımıymış. O halde çarp bakayım bunu. X kare eksi 6 x artı 8 yapar. O halde cevabımız Bursa seçeneğidir diyebiliriz. Tabii ki farklı yollardan da yapabilirsin bu şekilde grafik verildiği zaman. Sen kökler çarpımının 8 olduğunu, kökler toplamının 6 olduğunu biliyorsun. Hangisi sağlıyorsa bunu da işaretleyebilirsin. Tabii ki birden fazla sağlayan varsa o zaman da eksi 1 için 15'ten geçen parabolü işaretleyeceksin. Geçtim bir sonraki sorumuza. Yukarıda verilen parabol şeklindeki tünelin taban genişliği 6 metre ve yüksekliği 3 metredir. Tünelden geçecek olan kamyonun genişliği de 2 metredir. Bu kamyonun tünelden geçebilmesi için yüksekliği aşağıdaki eşitsizliklerden hangisini sağlamalıdır diyoruz. Şimdi gelin ben şuradaki şekli kamyonun arkasından bakıyormuş gibi çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir parabol şeklinde tünelimiz varmış. Şurası da yol olsun. Ve bu yolda arkadaşlar bir kamyon, şu da arkadan görüntüsü kamyonun, bir kamyon arkadaşlar şu şekilde tünelden geçecek. Ve tünelin kamyonun maksimum yüksekliği ne olmalıdır ya da bu yükseklik maksimum hangi sayıdan küçük olmalıdır diye soruluyor. Şimdi tünelin genişliği 6 metreymiş. Ben hemen simetrik olsun diye şunu şuradan çekiyorum ve diyorum ki yol, yani yer düzlemi x ekseni olsun. Burası da y ekseni olsun diyeceğim. Şurası da mecburen sıfır noktası olur, orijin. Tünelin genişliği 6 metre ise şurası 3 olur. Burası eksi 3 olur. Kamyonun genişliği de 2 metreymiş. Demek ki burası 1, burası eksi 1 olsun ki kamyonun genişliği de mecburen 2 birim ya da 2 metre olsun diyeceğiz. Tünelin yüksekliği, maksimum yüksekliği de 3'müş. Pekala. Şimdi ben bu tünelin denklemini yazabilir miyim? Yani parabolün denklemini y eşittir a çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 yazarız. Yani a çarpı x kare eksi 9. Ve hatta 0 yerine yazınca da 3 geliyormuş. Bakın a çarpı 0 eksi 9'dan eksi 9 eşittir 3 ise eksi 9a eşittir 3'tür. Ve buradan a kaç gelir? Eksi 1 bölü 3 gelir. Demek ki benim parabol denklemim y eşittir eksi 1 bölü 3 çarpı x kare eksi 9'muş. Peki ben şu 1'i yerine yazınca şuradan geçmiyor mu arkadaşlar? Geçiyor tam olarak şuradan. Madem öyle 1'i bir yerine yazalım bakalım. Eksi 1 bölü 3 çarpı 1'den 9'u çıkar eksi 8. Burası ne gelir? 8 bölü 3. Şimdi şurası 8 bölü 3 ise eğer benim kamyonumun yüksekliği 8 bölü 3'ten küçük olması lazım. Büyük olduğu takdirde kamyonun şu köşeleri
mecburen tünele değecektir ve kamyon tünele giremeyecektir. Dolayısıyla kamyonun yüksekliği 8 bölü 3'ten küçük olmalıdır diyeceğiz sevgili gençler. Geçiyorum bir sonraki sayfadaki ilk soruma. Artık son iki sayfa kaldı. Biraz uzun da bir konu oldu. Ama parabol eğlenceli, zevkli. Yanda verilen fx parabolünün tepe noktası t olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Bize şuradaki dikdörtgenin alanı sorulmuş arkadaşlar. Şurası sorulmuş. Pekala. Bir hesaplayalım bakalım nasıl olacak. Şimdi A noktası, T noktası, şurası tepe noktasıymış ya. O zaman şurası da tepe noktasının apsisidir. Bunu bulmak için 3 ile eksi 1'i toplarım. 2, 2'ye bölerim 1. Bakın burası 1'miş. Pekala. Burası 1 ise şurası eksi 3'müş bakın. 0 için eksi 3'ten geçiyor. Buradaki nokta için de eksi 3'ten geçiyor bu. Değil mi bak? Gelmiş eksi 3'ten geçmiş. Şimdi şurası ne? 0. Simetrik olacak madem. Bu da buraya eşittir. Şu da şöyle eşittir o zaman. Madem öyle burası 1 birimse bir birim ötesinde ne var? 2 var. Demek ki arkadaşlar burası 1 birimmiş. Mecburen burası da 3 birim zaten. 1 kere 3'ten alanımız 3 birim kare gelir sevgili arkadaşlar. Şimdi tepe noktası ve herhangi bir noktası belli olan parabolün denklemini de şu şekilde buluyoruz. Tepe noktamız R'ye K ise arkadaşlar. T, R'ye K ise x eksi R'nin karesiyle yine baş katsayıyı bilmediğimiz için A ile çarpıyoruz. Üzerine K ekliyoruz. Bu da tepe noktası bilinen parabolün denklemi. Tabii ki bir noktasını daha verir sizlere. Şimdi bir diğer uyarımız. Diyoruz ki arkadaşlar AX kare artı BX artı C parabolüyle MX artı N doğrusu verilmiş olsun. Parabolle doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz şimdi. Sen bunları AX kare artı BX artı C'yi doğruya eşitlersen, yani eğriyi doğruya eşitledin, hepsini bir tarafa topladın ve ikinci dereceden bir denklem elde ettin. Eğer delta sıfırdan büyükse doğru parabolü iki farklı noktada kesiyor. Delta sıfırsa doğru parabole teğet. Delta sıfırdan küçükse doğru parabolü kesmez. Yani x ekseni için olan durumlar burada doğru işine geçerli ki zaten x ekseni de bir doğrudur arkadaşlar. Tek başına y eşittir sıfır doğrusudur. Aslında orada da hissettirmeden parabolü y eşittir sıfıra eşitliyoruz. Ona göre işlem yapıyoruz ama zaten sıfırın bir hükmü olmadığı için hiç görmezden geliyoruz. Dolayısıyla burada da aynı şeyleri yapacağız. X kare artı 5x artı 1 parabolü ile şu doğru bunların kesim noktalarının apsisleri toplamı. Hemen eşitleyelim. X kare artı 5x artı 1 eşittir 3x artı 9 diyeceğim. Hepsini bu tarafa toplayacağım. X kare artı 2x eksi 8 eşittir 0 olacak. Kesim noktalarının apsisleri toplamı demiş ya. Arkadaşlar kökler toplamından bahsediyor. Demek ki cevabımız ne olacak? Eksi 2 olacak. Eksi b bölü a'dan bulduk bunu da. Geçtim bir sonraki soruma. Ax eksi 5 doğrusu x kare eksi 3x artı 4 paraboline bir a noktasında teğetmiş arkadaşlar. Buna göre a noktasının koordinatları hangisi olabilir denilmiş. X kare eksi 3x artı 4'ü ben ax eksi 5'e eşitleyeceğim. Sonrasında hepsini diğer tarafa atacağım. X kare eksi x parantezinde diyelim 3 artı a artı 9 eşittir 0 ise ve bunun deltası 0'a eşitse bu bir tam karedir arkadaşlar. Tam karedir. Peki burası x kare, burası 9 olan hangi tam kareler var? X kare artı 6x artı 9 var. Bir de x kare eksi 6x artı 9'umuz var. Şimdi burada zaten eksimiz var ya. O halde şurası ya artı 6'dır ya da eksi 6'dır. Demek ki a artı 3 isterseniz delta eşit 0 da yaparak bulabilirsiniz. A artı 3'ümüz ya eksi 6'ymış ya da a artı 3'ümüz eşittir 6'ymış. O halde ya buradan a1 diyelim eksi 9 gelir ya da a2 eşittir 3 gelir. Tamam ya budur ya da budur. İkisini de yazacaksınız. Eğer ki şurada yerine yazarsak arkadaşlar şurada tam kare olsun diye yazacağız bunları. Ya da şöyle diyelim orada yerine yazmamıza gerek yok zaten sıfırı verdiğini biliyoruz artık. O halde şöyle yapalım biz. A gördüğümüz yere yani A'yı bulduk ya şurada. Şurada yerine yazsak doğrumuzda. Y eşittir eksi 9x eksi 5'tir. Ya da Y eşittir 3x eksi 5'tir diyelim. Anlaştık mı? Peki A'ları bulduktan sonra bu noktanın A noktasının koordinatları. Şimdi neydi bunlar? A noktasında teğet derdi. Tamam okey. A noktasında teğet derse tamam. Gene nihayetinde şurada yerine yazmamız gerekiyormuş. Şöyle A'yı burada yerine yazarsam
ya x kare artı 6x artı 9 ya da x kare eksi 6x artı 9 gelir dedik ya. Şu nedir arkadaşlar? X artı 3'ün karesidir. Bunu sıfıra eşitleyelim. Şu da x eksi 3'ün karesidir. Bunu sıfıra eşitleyelim. O halde buradan sıfıra eşitlersem ben bunu x'im eksi 3 gelir. Burayı sıfıra eşitlersem x'im 3 gelir. Ben 6x bulabilmek için arkadaşlar burayı 6x bulabilmek için a'yı eksi 9 bulmuştum. Dolayısıyla x eşittir eksi 3 noktasını şurada yerine yazacağım doğruda. Yazalım bakalım. Eksi 3 kere eksi 9 27. Eksi 5'ten 22. 22 için nereden geçer? Pardon, 3 için eksi 3 için 22'den geçiyormuş. Böyle bir nokta var mı şıklarda? Yok. Ama gidip a'yı 3 bulmuştum ya, 3x eksi 5 doğrusunda 3'ü yerine yazarsam 3 kere 3 9 eksi 5'ten 4. Demek ki 3 için nereden geçiyormuş? 4'ten geçiyormuş. Böyle bir nokta var mı? Var. Demek ki A noktası yani teğet olunan nokta buymuş. Peki hocam, parabol çözüyorduk. Parabol yapıyorduk. Niye gittin de doğru da yerine yazdın? Parabol de yerine yazaydın ya, aynı şey gelirdi. Neden biliyor musun? Çünkü şöyle bir parabol var. Bir de şöyle bir nokta doğrumuz var arkadaşlar. Şu noktada eğer birbirlerini teğetlerse zaten hem doğru hem de parabol ikisi de aynı noktaları sağlamak zorunda. Ya işime hangisi geldi? Doğruda yazmak geldi. Niye? Çünkü burada kareli ifadelerle uğraşıyorsun. X'i iki defa yerine yazıyorsun ama sol tarafta doğru olduğu için daha kolay bulunuyor. Geçtim bir diğer örneğime. X kare eksi mx artı 9 parabolüne orijinden çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre m kaçtır? Normalde bu sorunun çok ama çok tatlı, çok güzel bir çözümü var ama eminim hoşuna gitmeyecektir. Dolayısıyla alttaki not sana bu soruda yardımcı olacaktır. A sıfırdan farklı olmak üzere ax kare artı bx artı c parabolünde orijinden çizilen teğetler eğer birbirine dik olur diyorsa deltası eksi 1'dir diyoruz. O halde bunun da orijinden çizilen teğetleri birbirine dikse bunun da deltasını eksi 1'e eşitlemen gerekiyor. Yani m kare eksi 36 eşittir eksi 1 diyeceksin. M kare eşittir 30, 6'yı karşıya atarsam 35 gelir. Demek ki m ya kök 35'miş diyeceğiz ya da m eksi kök 35'miş diyeceğiz. Sevgili gençler, artı eksi kök 35 benim cevabım olacak diyebilirim. Ve bu da son soru. Son sayfa. Evet gençler. X kare eksi 3x artı 1 parabolünün orijinden geçen teğetlerinden birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şunu unutma. Eğer bir doğru orijinden geçiyorsa mutlaka bunun ismi y eşittir mx doğrusudur. Yani yanında mx artı 3'ü yoktur. Mx eksi 2'si yoktur. Mx artı kök 3'ü yoktur. Mutlaka mx'tir. Tek başınadır. Çünkü sıfır için sıfırı sağlamak zorunda. Madem öyle. Ben x kare eksi 3x artı 1'i bu mx'e eşitlerim. Peki bu orijinden geçen bu teğetler, bu paraboli teğet olmayacak mı? Olacak. O zaman ortak çözüm yapalım. Bu eksi artı m eksi eksi m eksi diye karşıya atın. X kare eksi x parantezinde 3 artı m artı 1 eşittir 0 denkleminin deltası 0 olmak zorunda. Neden? Teğetler çünkü. Pekala. 3 artı m'in karesi 9 artı 6m artı x kare eksi eksi 4. Değil mi? Öyle yapar. Eşittir 0 dersem x kare artı şurası x kare mi oldu? Bir bakalım. Şurayı bir daha yazayım. Benim de artık dilim damağım kurudu. Lafları birbirine dolandırmaya başladım. Şunun karesi m kare artı 6m artı 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den 4 eşittir 0 dedik. M kare artı 6m artı 5 eşittir 0'sa bakın burası m'ye m diye açılır. Burası da artı 5'e artı 1 diye açılır. Demek ki m değeri ya eksi 1'miş ya da eksi 5'miş. Ben bu teğet doğrularını mx olarak seçmedim mi? Demek ki y eşittir ya eksi x'miş ya da y eşittir eksi 5x'miş. Hangisi var şıklarda? Eksi 5x var. O halde cevabımız Adana seçeneği olur diyeceğiz. Şimdi şuradaki uyarılarımızı seri seri bir okuyalım. İki tane parabol varsa elimizde. Bu iki parabol iki farklı noktada kesiyorsa ortak çözümlerindeki deltası sıfırdır. Bu parabol birbirine teğetse ortak çözümlerindeki delta sıfırdır. Sıfırdan büyüktür. Sıfırdır. İki tane parabol varsa ve bunlar hiçbir şekilde kesişmiyorlarsa deltası sıfırdan küçüktür. Aynı muhabbet. İki noktada kesiyorsa delta sıfırdan büyük. Tek noktada kesiyorsa delta sıfır. Hiçbir noktada kesmiyorsa delta sıfırdan küçük diyeceğiz. Örneğe bakalım.
Diyor ki şimdi m artı 1 x kare artı mx artı 2 ve diğeri de x kare eksi 2 mx artı 1. Bu paraboller birbirine teğet etmiş. Şu parabol aslında mx kare artı x kare artı mx artı 2'dir. Diğeri de x kare eksi 2 mx artı 1'dir. Hepsini sol tarafa topluyorum bak. X kare ile x kare gider. Burada mx kare kalır. Sonrasında artı mx'imiz var. Bir de artı 2m artı 1'imiz kaldı sevgili gençler burada. Doğru yaptık mı? Yaptık. Şimdi bu birbirine teğetse bunun deltası sıfırdır. Peki bunun deltası ne? M kare eksi 4 çarpı m çarpı 2m artı 1 eşittir 0 diyeceğiz. Burada m kare eksi 4m kare daha sonrasında eksi şurası 8m kare olacak arkadaşlar. Eksi 8m kare ve eksi 4m ile artı 1'i çarparsam da eksi 4m gelir. Burası ne olacakmış? 0'a eşit olacakmış. Peki şundan şunu çıkar bakayım. Ne gelir? Bir daha bakayım şuraya bir. Eksi 2m demiştik. Onu karşıya attık. 2m geldi. Sonra artı 1'imiz vardı. Karşıya attım artı 1 geldi. Bunda da sıkıntı yok. Daha sonrasında şu oluştu. Mx kare artı mx. Kontrol ediyorum işlemlerimi. Mx doğru mu? Bakın şurada eksi 2 mx vardı. Bunu bu tarafa atarsak 3 mx olur. Orayı yanlış yapmışız. Tekrardan işlemimi düzelteyim ben. Şurayı bir sileyim. Tertemiz baştan başlayalım. Şimdi şurayı bir dağıttım ben. Tamam mı? Mx kare artı x kare geldi. Sonra bir daha mx var. Sonra bir de artı 2'miz var. Bunu ben şuna eşitleyeceğim dedim. Yani x kare eksi 2 mx ve artı 1'e eşitleyeceğim dedim. Buradaki x kare ile şuradaki x kare birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Mx kare kaldı. Eksi 2 mx'i bu tarafa atarsam artı 3 mx olur. Ha, az önce bunu unutmuştuk işte. Artı 1'i de bu tarafa atarsak sevgili gençler artı 1 olur. Ve eşittir 0 gelir. Bunlar birbirine teğetse deltaları 0'a eşittir diyeceğiz. Madem öyle deltası bulun. 3m'in karesi 9m kare. Eksi 4 çarpı m çarpı 1 eşittir 0. Yani 9m kare eksi 4m eşittir 0'mış. İse m parantezine alın bunu. 9m eksi 4 eşittir 0. Demek ki m eşittir 0 ya da m eşittir 4 bölü 9 olacak. Ama sorunun başına ne demiş bize? M 0'dan farklı demiş. Demek ki ben bunu alamayacağım. O halde m kaçmış? 4 bölü 9'muş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim sağ üst taraftaki soruma. X kare artı 1 ve m artı 1 x kare eksi mx artı 2 parabollerinin hiçbir ortak noktaları yokmuş. Şimdi yine şurayı dağıtırsak mx kare artı x kare eksi mx artı 2 gelir. Gelin mx kare artı x kare eksi mx artı 2 ben x kare artı 1'e eşitleyeyim. Ne yaptık? Şunu şuna eşitledik arkadaşlar. Hepsini sol tarafa toplayalım ki x kareler gider bak burada. Mx kare eksi mx eksi mx daha sonrasında 2 ve 1 vardı. Burası da 1 oldu. Eşittir 0 gibi bir denklem kalır elimizde. Ve hiçbir noktada kesişmiyorsa deltası 0'dan küçüktür diyeceğiz. Bunun deltası. Eksi m'nin karesi m kare. Eksi 4 çarpı m çarpı 1'den 4m 0'dan küçüktür. M parantezinde m eksi 4 0'dan küçüktür dedik. Buranın kökü 0, buranın kökü 4. Bir kök tablosu oluşturacak olursak m ile başlayacağım artı, sonra eksi, sonra artı. Eşitlik var mı? Yok. Peki sıfırdan küçük mü demiş? Evet, o zaman demek ki şurasını istiyor. Burada hangi tam sayı değerleri var arkadaşlar? 1 var, 2 var, 3 var. Şıklarda hangisi var bunların arasında? 3 var. Zaten 0 ile 4 arasında olması gerekiyor ya. Eksi 1, eksi 2, 5 ve 6'yı da eleyip 0 ile 4 arasında olan 3'ü işaretleyebilirsiniz. Geçtim bir sonraki soruma. Bir sonraki soruda arkadaşlar diyor ki bakın. Y 5x eksi x kareden daha küçük veya eşittir. Şimdi bu şekilde bir ifade varsa küçük veya eşittir diyor ya. Demek ki parabolün altında kalacak bu ifade diyebiliriz. Eğer büyüktür diyorsa y'ler doğrunun üstünde. Parabolden büyük diyorsa parabolün iç tarafını tarıyorsun. Aynı şey. Şimdi buraya bakalım. Öncelikle zaten parabolün de doğru çizilmesi gerekiyor. Buradaki köklerimiz de 0 ve 5. Şimdi buna bakıyorsun eksi 5 ve 0 gitti. Buna bakıyorsun 0'a 5 tamam. Ama kollar aşağı doğru da olacak parabolün. O zaman bu da gitti.
Kollar aşağı doğru olacak diyoruz. Bu zaten gidiyor. Kökler 0 ile 5 olacak. Bu 0 ile 5. Bu da 0 ile 5. Tamam, güzel. Bir de altındakine bakalım. X 0 için y eksi 5'ten geçecek. X'e 0 vermiş, 5'ten geçirmiş. O zaman bu da değil. Zaten bir yer taramamıza da gerek kalmadı ama o tarama muhabbetini yine gösterelim biz size. Eşitsizliklerde normalde yapmamız gerekiyordu ama artık çok da fazla kullanılabilen bir soru tipi de değil. Y parabolden küçük olacaksa parabolün iç tarafını tarayacaksın. Şurayı. Ve doğrudan büyük olacaksa doğrudan da üst tarafı tarayacaksın. Yani burayı, ikisinin kesiştiği yer neresi arkadaşlar? Şu kısım. Demek ki benim çözüm kümem de burasıdır. Diyeceğim, cevap da C olacak. Ve son sorumuz. Şöyle yaklaşalım. Şekilde verilenlere göre parabolden daha büyük olan bölge, parabolden daha büyük olan bölge parabolün üst tarafıdır. Yani bu duruma göre içi oluyor. Yani şurası. Tamam mı? Sonra doğrudan y eşittir x doğrusundan daha küçük olan bölge. Yani şurası arkadaşlar. Şurası. Ve x ile y'nin çarpımı sıfırdan büyük oldu. Yani ikisinin de artı veya ikisinin de eksi olduğu yerler. Yani ya birinci bölge ya da üçüncü bölge. Birinci bölge şurası. Üçüncü bölge de burası. Üçünde de ortak taranan neresi var? A ve C var. O zaman cevabımız A ve C'dir diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Bayağı uzunca da anlattık. Kaç dakika olmuş hatta, şuradan ona bakalım. 1 saat 11 dakika gibi bir süre olmuş. 1 saat 11 dakikada iyi işledik paraboli. 10 sayfada konu anlattık. Bayağı da soru çözdük. Şimdi senin yapman gerekenler şunlar. Her zamanki gibi ödev testlerini çözüyorsun. Çözemediğin sorular için Irmak Hoca Matematik YouTube kanalına gidiyorsun. Orada Irmak Hoca sana bunların zaten soru çözümlerini tek tek yapıyor. Bunda sıkıntımız yok. Ben sana parabol XX'ler soruları yayınladım. Onları da izliyorsun. Ben sana parabol adına sırf yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayında yapmıştım. Oradaki soruları da çözüyorsun. Bunlar yetmediyse acil matematik AYT soru bankasındaki parabol kısmının sorularını da çözüyorsun. Ve artık sen parabolü çözdün, parabolü söktün demektir. Bundan sonra Allah izin verirse sen sınavda parabolden soru kaçırmayacaksın demektir. Ümitsiz olmayın. Konuyu dinlediniz, konuyu anladınız. Mis gibi geldi. Ve bunun arkasından hemen bol miktarda sorularınızı çözün ki emekleriniz boşa gitmesin arkadaşlar. Saatleriniz boşa gitmesin. Bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarımızda ve diğer sorularımızda, diğer konu anlatımlarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.